Sakarya Zaferi ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü konulu panelimize hoş geldiniz. Ben öncelikle panelistlerimizi tanıtmak isterim. Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Strateji Bilim Bölümü öğretim üyesi, Kadim Koç Bey, emekli albay, aynı zamanda Polatlı Tarihi Mekanlar Araştırma Merkezi Başkanlığı'nı yürütmektedir. Resul Olman Bey, araştırmacı yazar ve İsmail Kahraman Bey, belgesel yönetmeni. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 tarihinde 1. Meclis tarafından ülkemizin milli marşı olarak kabul edilmiştir. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümü. Bu marş 101 yıl önce yazılmış Kurtuluş Savaşı sırasında milletimizin tek vücut ve tek can ülkesinde birleştirmek amacıyla yazılmıştır. Vaktimiz sınırlı. Toplamda 40 dakika vaktimiz var. Ben sözü fazla uzatmadan ilk sözü emekli albay Kadim Koç Bey'e vermek isterim. Kadim Bey, Sakarya Zaferi'nin 100. yılında yapılan etkinlikler konusunda bizleri bilgilendirecek. Buyurun efendim. Efendim, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bu Sakarya deyince yalnızca Polatlı Belediyesi veya Polatlı'daki biz darbeyi. Şu anda yayında bulunan İsmail Kahraman Beyefendi de bu alanlara çok büyük katkı sağlıyor. Elinden geldikçe bu alanların tanıtımı için de çaba harcıyor. Ben huzurunuza kendisine teşekkür Ben ediyorum. teşekkür Tabii İstiklal Marşı'nın 101. yılı ama Sakarya Meydan Muharebesi'nin de 101. yılı. Çünkü Sakarya İstiklal Marşı yazıldıktan sonra Sakarya, o ruhlan Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış. Bizler de bunun için öncelikle Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında İstiklal Marşı'nın 100. yılında bir İstiklal Bayrağı projesiyle başladık. İstiklal Bayrağı öncelikle Anıtkabir'de dalgalanan bir bayrakla orada büyük bir törenle Tacettin Dergahı'na, yani İstiklal Marşımızın yazıldığı mekana götürüldü. Uzun süre orada sergilendi. Daha sonra da bütün bu 100. yıllar olan alanlarda dolaştırıldı. Yani birinci ünlü, ikinci ünlü, Eskişehir ve daha sonra da şu anda da Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını kutladığımız o dönemde de burada sergilenmeye devam ediyor. Bu sene de inşallah büyük taarruz bölgesine dolaşacak ve bütün şehitliklerimizi dolaşarak bu şehitliklerden aldığı toprak numunelerini en son Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da sergilemiş olacağız. Tabii bu yılda İzmir'e kadar gidecek bu bayrak. Onun dışında bizler tabii bu alanda bulunduğumuz süre içerisinde Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi ile birlikte iki tane bakanlığımız var bu alanlar sorumlu. Tabii öncelikle Tarım Bakanlığımız. Bu aynı zamanda burası Ankara'nın tek tarihi milli parkı. Bu Milli Park Genel Müdürlüğü tarafından da bu alanlarda bazı çalışmalar yapılıyor. Onlarla birlikte koordineli olarak bu alanlarda bu 100. yıl kutlamalarını beraber yürüttük. Yaptığımız iş şuydu. Öncelikle tabii kendi imkanlarımız ölçüsünde Sakarya Meydan Muharebesi'ni öncelikle tanıtmak. Onun için Sakarya Meydan Muharebesi 100. yılında Sakarya Yılı olarak ilan etmek istedik. Fakat bu tabii siyasi bir karardı. Bunu gerçekleştiremedik ama daha sonra bu yılla birlikte ajanda takviminden başlayarak Sakarya Meydan Muharebesi'nin ajandasını, takvimini, daha sonra kulunu, zarfını derken Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılına yaklaştığımız o günlerde de öncelikle ilk defa bu alanları gün gün bir yerinde anlatmaya çalıştık halkımıza. Yani hangi gün nerede savaş olmuş, bu alana giderek bizzat bu alanda oluşturduğumuz belgesellerle 22 gün devam eden bu savaşın 22 gün boyunca 22 tane belgesel yaparak her gün onları yayınlayarak Sakarya Meydan Muharebesi'ni insanlara tanıtmaya çalıştık. Aynı zamanda yalnızca görsel değil, bir de duyusal açısından da bazı çalışmaları yaptık. TRT bu konuda destek verdi.
Radyo TRT1'de her gün Sakarya Meydan Muharebesi'yle Cevdet Cantürk dostumuzla birlikte bunları radyoda da anlatmaya başladık. Radyoda gün gün 22 gün boyunca yayınlar yapıldı. Bu çeşitli televizyonlar destek verdi ve bu yaptığımız belgeselleri televizyonlarda İsmail Kahramanlı Efendi de bunlardan biri. Yani yayınlamaya televizyon, internet televizyonculuğu dahil destek verdiler ve bunları yayınlamış olduk. Fakat halkın da aynı zamanda da Polatlı halkının ve Haymana Polatlı halkının, Ankara halkının da bu işin içine katmamız gerekiyordu. Bunun için de burada bazı etkinlikler yaptık. Özellikle Haymana Belediyesi ile birlikte 2018 yılında Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bu alanı bir yürüyüş rotasına çevirdik. Yani bu 100. yıl projesiydi. Mangal Dağı'ndan başlayarak Doğatepe'ye kadar bunu bir 106 kilometrelik bir yolu 6 kere yürüyerek işaretledik. Ve bunun levalarını diktik Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzle birlikte ve bunu yürüdük. 2019'da yürüdük ve daha sonra salgın başlayınca da 100. yılda bunu bir kez daha yürümüş olduk. Fakat burada farklı bir destek daha geldi. 4 Eylül gecesi bir kamp alanına ulaştığımızda bu kamp alanında Ankara Büyükşehir Belediyesi de büyük bir destek sağladı bakanlığımızla birlikte. Burada bir orkestra, bir şehitlikte çok güzel bir anma töreni ve en az 2000 Ankaralı'nın bu alana taşınması sağlandı. Ve burada bir köy müzesi var. Aynı zamanda 12. grup şehitliğimiz var. Bu şehitlikte ve bu köy şimdiye kadar 100 yıldır böyle bir etkinliğe sahne olmamıştı. Ve bu buradaki anma töreni de çok görkemli bir şekilde oldu. Tabii benim aynı zamanda çok önemsediğim bir projede torunlar dedeleriyle buluşuyor projesi. İlk defa bir şehit mezarını kime ait olduğunu tespit ettik. Ve bunların bu şehidimizi torunlarına gidip bulduk Kalecik'te. Tabii buradaki Kalecik Belediye Başkanımız da anmak istiyorum Doğan Bey'i. Onun çok büyük yardımı oldu ve bulduk torunlarını. Dedemizin yaşadığı evi bulduk, doğduğu evi bulduk ve bunu bir belgesele çevirdik. Kalecikli Salih dedemizi ve torunlarını 100. yılda buraya davet ettik. O torunlarını dedeleriyle buluşturmuş olduk. Bu da benim için hayatımda unutamayacağım bir önemli bir etkinlikti, bir anmaydı diyebilirim efendim. Tabii yine Polatlı'nın merkezinde Polatlı halkını da katabilmek için yine bir sanat festivali düzenledik. Aynı zamanda Spor Bakanlığımızın desteğiyle Türkiye Muay Thai Yıldız ve Genç Şampiyonası Polatlı'da yapıldı. Ve buna da biz bir isim bulduk. Bir gün spor, bir gün siper. Bir gün karşılaşmalar yapılıyor. Bir günde biz onları alıyorduk. Bir mevziye, bir anıta, bir şehitliğe götürerek burada yaşanan bu destanı, 100 yıl önce dedelerimizin yaratmış olduğu bu destanı o genç çocuklarımıza, gençlerimize anlatmaya çalışıyorduk. Bu da çok anlamlı bir proje oldu ve diyebilirim ki 600-700 tane genç çocuğumuz Sakarya'yı iliklerine kadar duymuş oldular. Böyle güzel bir etkinlik ve spor etkinliği oldu. Aynı zamanda tabii yaşlılarımız da bu devreye girdiler. Burada Türkiye Masterler futbol turnuvası düzenlendi. Bölge 7 bölgemiz var. Her bir bölgeden bir takım davet edildi ve 7 takım arasında yapılan bir turnuvaydı. Bu da tabii yaşı ileri olan futbolcuların yaptığı bir turnuvaydı. Çok da güzel oldu. Tabii yıllardır Haymana Belediyesi bir sempozyum düzenliyor devamlı. Bunu Ankara Üniversitesi'de. Biz de 100. yılda Hacettepe Üniversitesi ile burada 25 akademisyenin katıldığı bir sempozyum. Bunun da kitapçığı yayınlanmış oldu. Kitap haline de dönüştürmüş olduk. Tabii
Bunu yalnızca bizler değil, Bisiklet Federasyonu'yla birlikte 100 kilometre, 100. yılda 100 kilometre bisiklet yarışı yaptık. Yine Spor Bakanlığımızla, Atletizm Federasyonumuzla birlikte Sakarya Maratonu düzenlendi. Bunlar çok önemli etkinliklerdi çünkü bu alanda yapılan ilk etkinliklerdi. Yani 100 kilometre bisiklet yarışı şimdiye kadar Ankara'da yapılmamış, ilk defa Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında bu alanda yapılmış oldu ve savaş alanı dışına çıkmadan savaş alanı içerisinde bu 100 kilometre bisiklet yarışı yapılmış oldu. Bu da çok anlamlıydı efendim. Bunun gibi tabii en anlamlı tören, bence en anlamlı tören 13 Eylül günü devlet protokolünün Doğatepe'ye gelmiş olması. İsmail Bey de bu törene katılmıştı. Cumhurbaşkanımızın bu törene gelmiş olması, bakanlarımızın bu törene gelmiş olması, 100. yılda böyle bir anma etkinliğinde bulunmuş olması bizleri fazlasıyla memnun etti. Aynı zamanda da gerek Polatlı Belediyesi, gerek Aymara Belediyesi, iki önemli ilçemizde de 4 gün, 5 gün boyunca da konserler verdiler. Çeşitli sanatçılarımızın desteğiyle, halkımızın desteğiyle bu konserler devam etti. Kadim Bey, çok teşekkür ederim. Süremizi de iyi kullandık. Ben ikinci sözü müsaade ederseniz araştırmacı yazar Resul Orman Bey'e vermek isterim. Resul Bey, buyurun. Kıymetli hocalarım, öncelikle bu kutlu günde bu kutlu sancağı şereflendiren aziz şehit ve şühedamızı rahmet minnetle anmak istiyorum. Bize bırakılan bir emanet var. Emanete sahip çıkmak için biz de bu yollardayız. Kıymetli hocam davet ettiği vakitte hayır demeden direkt kabul etme gereksinim dedim. Çünkü atalarımı bir duayla anmak kadar da bir sözle anmak gerekiyor. Biz burada Milli Mücadele Dönemi'nin Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Akif üzerinde, Mehmet Akif Ersoy üzerine görüşmeyeceğiz kıymetli hocalarım. Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele Dönemi'nin en etkili isimlerinden bir tanesi. Belki savaş malzemesi kullanmamış olabilir ama en büyük malzemesi olan, silahı olan kalemini kullandı. Bunu hem Balıkesir'de hem Kastamonu'daki yaptığı hutbe konuşmalarında etkin ve etkili bir şekilde görüyoruz. Ve o dönemin en etkili iletişim aracı olan gazetelerinde Sebür Reşat üzerinden dergi tarafından da tüm Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Ve bu hazırlık döneminin, bu milli mücadele döneminin Anadolu kanla basılmış kanlı mührümüzün sözlerinde kendi söylemiş oluyor. İstiklal Marşı'da bunun en son noktası ve en belirici özelliğinin bir tanesi olarak görüyoruz kıymetli hocalarım. Bugün milli mücadele dönemi ve taarruza baktığımız zaman eksik olan bir şey yok. Şimdi eksikler tek tek giderilmeye başlıyor. Kıymetli Kadim hocam dedi ki her güne bir çalışma yapıyoruz. Her güne bir siper çalışması. 22 siperle 22 günlük bir olayı bir bütün halinde işlemeye, belgesel halinde işlemeye çalışıyoruz demişlerdi az önceki konuşmasında. Aldım notlarından bir tanesi. Peki bu sürece baktığımız zaman taarruzun ana noktası neydi? Bir bağımsızlık mücadelesiydi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe mal olacak ve ülkemizin de tüm dünyaya son nokta olarak bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bırakacağı bir savaşı da geride bırakmış olduk. O savaşta ölmek kadar diri kalmak da önemliydi. Bazımız şehit, bazımız diri kalarak Cumhuriyet'e giden yolu mühürledik. Bunu da göstermiş olduk. Tarih süreçte baktığımız zaman Akif'in sözleri Milli Mücadele Dönemi'nin en etkili ismi olarak da karşına çıkıyor. Belgelerde baktığımız zaman da Akif'in oradaki rolü, Mehmet Akif Ersoy'un rolü, İstiklal Marşı'nı yazacak bir hisse sahip olmak. O hisler insanları savaş alanına çekmek, o hislerle birlikte mücadelemizi topyekun yapmak idi. Ve bunda başarılı olduk. Başarılı oldu. Akif'in sözleri, Akif'in İstiklal Marşı'da bunun mührü mahiyetindedir. Şimdi baktığımız zaman savaşla ilgili en çok dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi burada zorluklar altında savaşıyoruz. Hani hem askeri malzemenin azlığı, hem gıda eksikliği, hem de asker eksikliğimiz var. Ve süngümüzden birçok noktamıza kadar karşı taraftan gerideyiz. Ama ileride olan bir şeyimiz var. Vatan sevgisi, ki çok aşırı bir şekilde. Ve bir de cephaneye bizi sürükleyecek kalem erbapları. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli noktadan bir tanesi kültürdür. Kültür bizi gelecek nokta taşıdığı gibi bugünlerimizi koruyan bir altın
mücevher gibidir. Bizi bağlayan sözlerin de orada zuhur ettiğini görüyoruz araştırmalarımız sırasında. Ve Cumhuriyet'e giden yolda taarruza, bağımsız mücadelesinde sözler çok etkili oluyor. Özellikle Akif'in sözleri üzerinden devam gerekiyor. İsmail Kahraman Bey ile devam edelim. İsmail Bey bize İstiklal Marşı ve Sakarya Zaferi Sosyal Sorumluluk Projesi'nden söz edecek. İsmail Bey buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli hocalarım, Kadim Bey'e selamlar iletmek istiyorum. Tabii bu şu andaki yaptığımız Zoom panel ve çalıştayı da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında ben Kültür Bakanlığı Bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcılarımıza ve tüm Kültür Bakanlığı camiasına da teşekkür etmek istiyorum. Yüzyıllar önemli. Neden böyle bir proje yapma lüzumu hissettik? Sakarya Meydan Muharebesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ön sözü. 1683 Viyana bozgunuyla başlayan çekilmenin Ankara'da durdurulduğu yer, tarihin en uzun süreli meydan muharebesi, 22 gün 22 gece. Değerli projemizin de paydaşlarından, destekçilerinden Kadim Bey çok güzel ifade etti. Ben o noktalara girmek istemiyorum zamanı verimli kullanma açısından. Gazeteciyiz ve belgeselciyiz, yarım asra yakın. Birçok televizyon kanalında programlar yayınlanıyor. Gittiğimiz her yerde Sakarya Meydan Muharebesi'ni sorduğumuzda maalesef Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede yapıldığı yeteri kadar bilinemediği için böyle bir sosyal sorumluluk projesi hazırladık ve Kültür Turizm Bakanlığımız, Telif Hakları Genel Müdürlüğümüz de bu projemize destek oldu, paydaşlarımız oldu ve çalışma devam ediyor. Şunun altını çizmek gerekiyor. Yüzyıllar önemli. Her zaman gelmez. Başta Yüce Yaradan da asra yemin ediyor. Tarihin en uzun süreli meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi orduyu coşturacak bir şiir yazılması, marş yazılması isteniyor. Bu biliniyor herkes tarafından ve Mehmet Akif bu işe sahip çıkıyor. Birçok şiirler yazıldığı halde beğenilmeyince Mehmet Akif sahip çıkıyor ve Taceddin Dergahı'nda şiir yazılıyor. Kabul edildiği tarih 12 Mart 1921 yani Sakarya Meydan Muharebesi öncesi. Sakarya Meydan Muharebesi Ağustos ve Eylül ayları içerisinde 23 Ağustos'ta başlayan müthiş bir zafer öncesi orduyu coşturuyor. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun başlangıç noktası. Evet, büyük taarruz, daha sonra 9 Eylül'de İzmir'in düşmandan kurtarılması, Anadolu'nun kurtuluşu. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ama en önemli kilit nokta, başlangıç nokta, toprak kazanılmasına başlandığı nokta Sakarya Meydan Muharebesi. Bunun için her kurum ve kuruluş bu noktada mutlaka bir şeyler yapsın arzusuyla çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Yüzyıllar gelip geçmesin diye bu projeyi gerçekleştirdiğimizde proje kapsamında Kurtuluş Savaşı arşivi, daha doğrusu resmi şeyiyle kurtuluşsavasi.com web sayfasını oluşturduk. Bütün yaptığımız çalışmaları bu sayfada topladık. Hatta taahhüdümüzün dışında da çalışmalar gerçekleştirdik. Bir kitap hazırladık. Kitabın e-kitap halinde yayınlanmakta. Birçok belgeseller çektik, arşivler topladık. Yani proje sadece yaptık geçsin değil, yaptığımız tüm bilgi, döküman ve belgeleri www.kurtuluşsavasi.com arşivinde toplayarak öncelikle akademisyenler, araştırmacılar, gençler ve tüm kamuoyunun buradan yararlanmasını istedik. Serhat Bey, orada belgeseller var, fotoğraflar var ve projemiz nasip olursa bir ay sonra tamamlanacak ama biz bu projemizi devam ettireceğiz. Önemli olan süreklilik, devamlılık ve bulduğumuz bütün bilgi, döküman ve belgeleri burada toplayacağız. Ve ben buradan Kadim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu sosyal sorumluluk projemizde Kültür Bakanlığımızdan sonra en çok destek olan kurum ve kuruluş olarak biliniyor. Ve Polatlı'da Kadim Bey'in başkanlığını yaptığı Sakarya Meydan Muharebesi Müzesi bulunuyor. Ve bu müze belediye bünyesinde hemen karayolunun kenarında. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alan Ankara'ya 50-60 kilometre, 70 kilometre maalesef fazla bilinemiyor. Kadim Bey kendisini bu hususa adadı. Buradan Kadim Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Serhat Bey, sizlere teşekkür etmek istiyorum. Gönüllü olarak bu projede bilgi, belge, döküman ve bu Zoom panelini de üstlendiniz. Resul Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli tarihçi hocamız Gebze Teknik Üniversitesi'nden Kurtuluş Bey'e teşekkür etmek istiyorum.
ve bir milli seferberlik başlatalım. İşte bu senede 2022'de Büyük Taarruz'un 100. yılı, önümüzdeki sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olacak. Bu yıllar, yüzyıllar önemli ve bu noktada hepimiz, herkes elinden geleni yapması gerektiğine inanıyorum. Ve tekrar Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarih Hakları Genel Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Sözü tekrar size veriyorum Reşit Bey. Buyurunuz efendim. Yerde kaldık hocam, kusura kalma. Bağlantıda bir sıkıntı çıktı. Diğer kıymetli hocam, Kurtuluş hocam görmemiştim. Bu arada hocama saygımı sunmak istiyorum. Milli mücadele döneminde en önemli noktaların bir tanesi Akif'in iki konuşması demiştik. Ve bu konuşmanın etkisi, etkileşimle birlikte çoğalan bir milli mücadele desteği var. Bu taarruza kadar sürecek ve Cumhuriyet'in mührüne kadar daim olacaktır. Burada halk, ordu el ele bir şekilde bağımsız mücadelesinde olacak ve bunda da başarılı olacaklardı. Hani Atatürk'ün Mustafa Kemal'in dediği gibi, geldikleri gibi gittiler, zarar verdiler ama milletimizin yaptığı çalışmalar, canıyla pahasıyla verdiği mücadele takdire şayan ve tarih yazan bir noktaydı. Milli mücadele döneminde İstiklal Marşı olarak da değindiğimiz nokta şunu söyleyebiliriz. Milli mücadelenin olan olgular, olaylarla birlikte taarruz önce yazılmıştı. 12 Mart'ta yazılmış olması. Mart ayı bizim için o bakımdan hassas bir nokta. Aralık ve Mart ayları Akif ile ilgili olan noktalar. Biz burada da bir Akif ile ilgili de bir proje hazırlıyoruz. İşte İstiklal Marşı'nın kabulün 100. yılı geçen sene ve bu projelerin birçoğuna yer alma imkanımız bulduk. Oluştu ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından da bu alanda birçok eser kaleme alındı. Yapılan eser ve çalışmalarında özellikle milli mücadele döneminin biraz az olduğunda bazı belgeleri gördüm ki kıymetli hocam sizler de daha inceleyeceksiniz. Akif'in şairliği noktası üzerine birleştiler. Ama ben Akif'in milli mücadele dönemindeki kahramanlıkları üzerine çok birleşmek istiyorum. Çünkü sözleri gerçekten müthiş bir kalem erbabı. Özellikle Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Muharebesi yazması da bunun en büyük göstergesi. İstiklal Marşı'nda mührü olarak da kabul ediyorum. Burada kıymetli hocalarıma son olarak şunu söylemek istirhamında bulunacağım. Tarihi noktaları, belgeleri incelediğimizde bir taarruzun 22 gün harekatın nasıl sonuçlandığına baktığımızda bizim için çok zorlu bir süreç geçiyor. Hem ekonomik hem anlamda, maddi anlamda, manevi anlamda çok bir sıkıntılar geçiriyor. Ama güçlü bir devlet rol model olarak da bu savaşın sonucuna çıkıyor. Düşmanları yenmek, yıkmak da güzel oluyor. Ankara Polatlı, işte burada çok önemli nokta. Kıymetli hocam özellikle üzerine durdular. Ankara ile ilgili, Polatlı ile ilgili çok fazla bilgi bilinmiyordu. Bu toplantı vesilesiyle, bu panel vesilesiyle daha da iyi olacaktı. Daha çok bilineceğine de inanıyorum ben burada. Burada tekrar Akif'i, Akif huzurunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, düşmanlarımızı rahmet, minnet ve şükran yad ediyorum. Tarihin mührünü Sakarya'da Büyük Taarruz'da giriyoruz kıymetli hocalarım. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim Resul Bey. Son sözü Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kurtuluş Demirkul'a vermek istiyorum. Kurtuluş Bey bize Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğinde İstiklal Marşı konusunda bilgilendirme yapacak. Buyurun hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Harcun'un hepinizi saygıyla selamlıyorum. Serhat hocamın da ifade ettiği gibi ben bugün İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğinde İstiklal Marşı'nı anlatacağım. Neden böyle bir konu seçtik? Malumunuz İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesini hepimiz biliyoruz, o hikayeyi. Fakat biz burada özellikle istedik ki Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğinden bahsedelim. Çünkü kendisi gerçekten yeni nesillere de ışık tutabilecek örnek bir şahsiyet. Aynı zamanda biliyorsunuz kendisi de milli mücadeleye aktif olarak katılmış. Birinci mecliste de Burdur milletvekili olarak görev yapmıştır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısı üzerine. Hatta gittiği güzergah da şu an bizim üniversitemizin olduğu, hepimizin ikamet ettiği, Resul hocamın, Serhat hocamın, İsmail hocamın ikamet ettiği Gebze üzerinden gitmişti. Bu anlamda da özel bir yeri vardı bizim Gebze'nin. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Mehmet Akif Ersoy kimdir? İstiklal Marşı'nı ona yazdıran duygu nedir? Onun kişiliği nasıldı? Nasıl yeni nesillere projeksiyon tutuyor? Biraz onun üzerinde durmak istiyoruz. Malumunuz kendisi İstanbul Fatih'te doğmuştur. 1873 yılında Fatih'in Sarıgüzel semtinde doğmuştur. Yine malumunuz 1936 yılında
İstanbul'da Beyoğlu'nda Mısır Apartmanı'nda vefat etmiştir. 63 yıl yaşamıştır. Fatih'te doğması bizim için neden önemli? Şöyle bir önemi var. Babası aslen Arnavut'tur. Temiz Tahir Efendi derler. Önemli bir zattır. Alim bir zattır. Fatih Medresesi'nde de kendisi müderristir Tahir Efendi, Mehmet Tahir Efendi. Temiz Tahir Efendi de denir titiz kişiliğinden dolayı, şahsiyetinden dolayı. Mehmet Tahir Efendi, yani Üstad Mehmet Akif Ersoy'un babası olan Mehmet Tahir Efendi, Arnavutluk'tan çocuk yaşta göç etmiş, İstanbul'a yerleşmiştir. Annesi Emine Şerife Hanım ise Tokatlı bir aileye mensuptur. Ama aslen o da Buhara kökenlidir. Yani Türkistan'dan göç etmiş bir aileye mensuptur. Buradan bakarsak Mehmet Akif Ersoy'un bir tarafı Arnavut'ta, diğer tarafı ise Buhara'ya, yani Türkistan'a dayanmaktadır. Ama kendisi ortada İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinin en merkezi semtlerinden biri olan Fatih'te doğmuştur. Bu ne demek? Bu şu demek, kendisi aslında tam bir Osmanlıdır. Hatta bilirsiniz daha sonra Arnavutluk'ta bu gündeme gelmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un kabri istenmiştir Türkiye'den. Türkiye bunu şiddetle reddetmiştir. Çünkü Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazacak kadar Türk'tü. Bu da tabii bu Osmanlı'nın gerçeğidir. Bir taraf Buhara'dır, bir taraf Arnavutluk'tur. Kendisi tam bir Osmanlı'dır, tam bir Osmanlı Türk'üdür. Aynen Şemsettin Sami'de olduğu gibi Türkçenin o lügatı yazan Şemsettin Sami'de Arnavutluk'tur. Ama o da en az Mehmet Akif Ersoy kadar Türk'tür. Bu anlamda Mehmet Akif Ersoy'un doğumu bile bize birçok şeyi anlatmaktadır. Yani Osmanlı'nın hitap ettiği coğrafyayı, Türkiye Cumhuriyeti'ne miras bıraktığı coğrafyayı ve o coğrafyanın bize armağan ettiği insanlardan bir tanesidir Mehmet Akif Ersoy. Annesi dindar bir hanımefendidir. İlmi vardır. Kendisi zaten annesini bir anlamda da hocası olarak görmektedir. Ama esas hocası tabiatıyla babasıdır. Babası dediğimiz gibi Mehmet Tahir Efendi, Arnavut kökenli alim bir zattır, dindar bir zattır. Zaten medresede müderrislik yapabilecek kadar Fatih Medresesi'nde de büyük bir ilme sahiptir. Babasından neden özellikle bahsediyoruz? Çünkü gerçekten Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğin oluşmasında babasının çok büyük bir rolü var. Alim bir zat olduğundan dolayı Mehmet Akif Ersoy'un ilk hocası da babasıdır. Yani Mehmet Tahir Efendi'dir. Ve özellikle dil eğitimini babasından almıştır. Zaten Mehmet Akif Ersoy'un dile ayrıca bir yatkınlığı vardır. Şunu biliyoruz, idadeyken, yani lise kısmındayken Arapçayı, Farsçayı, Türkçeyi ve Fransızcayı en yüksek notları bu derslerden aldığını biliyoruz. Fakat Arapçadaki ilk hocası Mehmet Tahir Efendi'dir. 4 yaş, 4 aylık, 4 günlükken Osmanlı geleneğinde olduğu üzere eğitimine başlanmıştır. Ama ilk eğitimi nerede derseniz Fatih Sıbyan Mektebi'ne, tabii 4 ay 4 dedikken 4 yıl 4 ay 4 günlükken Sıbyan Mektebi'ne gönderildi. Bu Osmanlı geleneğidir. İlk eğitimine Fatih Medresesi'nde başlamıştır. Fatih Mektebi İdadisi, yani bir tabirle Fatih İlkokulu'nda başlamıştır. Orta öğretimini yine Fatih Müftiyesi'nde görmüştür. Sonra mülkiyeye kayıt olmuştur. Mülkiye İdadisi'ne, yani bugünkü tabirle lise kısmına. Fakat kendisi henüz birinci sınıftayken babası vefat eder. Eğitim hayatında da gayet başarılı olduğunu biliyoruz. Genelde birincilikle sınıfları bitirdiğini biliyoruz. Bunun çok başarılı bir öğrenci olduğu halde ilme olan yatkınlığını da göstermektedir. Fakat birinci sınıftayken idadinin, yani lisenin birinci sınıfındayken babasının vefat etmesiyle kendisi meslek değiştirmeye karar verir. Çünkü artık bir anlamda ailesinin yükü onun omuzlarındadır. Annesi vardır, kız kardeşi Nuriye Hanım vardır. Artık onlara o bakmakta mükelleftir. Dolayısıyla bir an önce hayata atılmak zorundadır. Bu yüzden Baytar Mektebi'ne kaydolur ve mezun olur olmaz da Baytar olarak, yani bu iki tabirle veteriner olarak atanır. Ama şunu da biliyoruz, Baytar Mektebi'ndeyken de yine notlarının çok yüksek olduğunu, okulunu birincilikle bitirdiğini biliyoruz. Spora yatkın bir kişilik olduğunu biliyoruz. O yıllarda güreşçi olduğunu biliyoruz. Tam burada hikaye biraz ilginç bir hal alıyor. Kendisi başarılı bir memur, ülkenin dört bir yanında hizmet ediyor. O dönemde salgın hastalıklar, özellikle hayvanlar üzerinde olan salgın hastalıklar gerçekten Osmanlı'yı ciddi anlamda tehdit ediyor. Malumunuz Osmanlı bir tarım toplumu, en temel ekonomik faaliyette tarım ve hayvancılık. O dönem vebai bakari olarak geçer. Yani hayvan vebası
Gebze de bundan nasibini almıştır. Osmanlı'nın dört kıyısında nasibini almıştır. Hayvanlar arasında bu hastalık yayılınca ciddi bir kıyma sebep oluyor. Hayvanlardan insanlara bulaşıyor ve ciddi anlamda tehdit eden bir şey Osmanlı toplumunu. Özellikle bu hastalığın mücadelesinde büyük hizmetleri olduğunu biliyoruz Mehmet Akif Ertuğrul'un. Yani şair kişiliğinin, yazar kişiliğinin, mütefekkir kişiliğinin yanında böyle bir yanının da olduğunu söyleyelim. Az önce sporculuğundan bahsettik, iyi bir güreşçilik, böyle bir kişiliği de var. Ama o kadar dik bir duruşu var ki sanırım bu dik duruşunu da kendisinin ifadelerinden şundan anlıyoruz. Hem annesinden hem babasından aldığını biliyoruz. Şöyle ki kendisi baytar olarak hizmet ederken Osmanlı Devleti'ne bir tane mesai arkadaşı var, haksız bir şekilde görevden alınır. Esasında Mehmet Akif Ersoy'da o arkadaşını çok sevmez. Fakat bu arkadaşa haksız şekilde görevden alındığı için kendisi de istifa eder. Bu çok ilginç bir durumdur. Gerçekten yeni nesillere de projeksiyon tutacak bir durumdur. Yani haksızlık karşısında dik durması milli şairindir, mütefekkirdir, aydındır. Ama ondan öte bir kişiliğine bakalım. İnanılmaz bir kişilikle karşılaşıyoruz. Bu kişiliği hayatının diğer devrelerinde göreceğiz. O yüzden diyorum bu yeni nesillere projeksiyon tutan bir kişilik. Bakın sevmediği bir şahsiyet, mesai arkadaşı haksız bir şekilde görevden alındığı için kendisi de istifa ediyor. Bu tabii herkesin yapabileceği bir durum değil. İşte o İstiklal Marşı'nı yazdıran kişilik de buradan geliyor aslında. Bakın yine çok ilginçtir. Kendisi İttihatçıların arasına katılır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin. İttihat ve Terakki Cemiyeti kendisi katılırken yemin etmesini isterler. İttihat ve Terakki'nin yemini de şudur. Kayıtsız ve şartsız cemiyetin vereceği her türlü görevi yerine getireceğim. Bunu da reddeder. Der ki elbette ki cemiyete katılıyorsak onun verdiği görevleri yerine getireceğiz. Fakat o görev, o vereceğimiz görev hukuka uygun olacak. Allah'ın bize sunduğu nizama uygun olacak. Adaletsiz olmayacak. Zulümle bağdaşmayacak. Bunun üzerine İttihat ve Terakki yeminini değiştirir. O da onun ne kadar dik duruşlu olduğunun başka bir göstergesidir. Çünkü o dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılan o kadar çok aydın insan vardı. Fakat onun yeminini değiştirebilen tek insan Mehmet Akif Ersoy'du. Yine bakın o hikayeyi çok uzatmadan Milli Mücadele'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davetiyle gider. Neden davetiyle gider? Çünkü gerçekten o dönemki Türk milleti üzerinde ciddi bir itibarı vardır Mehmet Akif Ersoy'un. Yani Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye katılması demek esasında Anadolu halkının Milli Mücadele'ye vereceği desteğin artması demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bunun farkında olduğu için kendisini Ankara'ya davet eder. Kendisi yola çıkar ve meclis açıldıktan sadece bir gün sonra 24 Nisan 1920'de Ankara'da olur. Hatta Mehmet Akif Ersoy Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le karşılaşır. Kendisi de hoş geldin der. Milletvekili seçilir. İki taraftan milletvekili seçilir. Bir Biga'dan, iki Burdur'dan. Kendisi Biga'dan milletvekili seçildiğinin farkında değildir. Burdur'dan aday olur. Burdur'dan seçilir. Bu da onun ne kadar sevildiğinin başka bir göstergesidir. Ve Milli Mücadele'ye katıldıktan sonra sadece Ankara'da durmaz. Hepinizin bildiği malumunuz Balıkesir'e gider. Orada Zağanos Paşa Camii'nde verdiği bir vaaz vardır. Bunun dışında Anadolu'nun dört bir yanını dolaşır. Verdiği vaazlarla Milli Mücadele'ye Anadolu insanının katılmasını sağlamak için çok ciddi bir sarf eder. Ve bunun karşılığını da alır gerçekten. Sadece bununla da edilmez. Biliyoruz Sevim Reşat dergisini de o dönemde çıkarır. Ve orada da Milli Mücadele'yi destekleyen yazılar ortaya çıkar. Ayrıca hazırladığı ilanlar vardır. Bu ilanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları aracılığıyla Anadolu'nun dört bir yanına dağıtılır. Yani şunu görüyoruz Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'ye verdiği en büyük destek. Belki cephede bir asker olarak savaşmadı ama en az onun kadar küçümsenemeyecek bir hizmette bulundu. Milli Mücadele'ye ciddi anlamda taraftar topladı. Fakat bütün bunlara rağmen bakın çok ilginç bir şey daha var. Bir gün eşi der ki eve sevinçli geldi. Ankara yıllarında. Neden? İlk defa bugün maaşımızı hak edecek bir iş yapmışlar. Bakın Milli Mücadele'ye bu kadar çok hizmet eden bir insan olmasına rağmen aldığı maaşı hak etmediğini düşünün. Ki şöyle düşünelim. Bakın ilk meclis açıldığında milletvekilleri 8 ay boyunca maaş alamadılar. Milletvekillerinin kalacak yerleri yoktu. Çünkü Ankara o zaman ufak bir kasaba. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden kalma bir yer vardı. Orası meclise dönüştürüldü. Otel yok ki bu milletvekilleri otellerde kalsın. Meclisin koridorlarında yatıyorlar. Hatta ilk meclisin şöyle bir durumu var. Aydınlatması elektrik de bile değil. Gaz yağıyla aydınlatan, 8 ay maaş alamayan, 8 ayın sonunda 1 yılın sonunda maaş alan milletvekilleri
bütçe açık verdiği için maaşın önemli bir kısmını tekrar iade eden milletvekillerinden bahsediyoruz. Hocam sözünüzü aldı, toparlarsanız hemen. Bir dakika. İşte bu durumda maaşını hak etmeyen bir Mehmet Akif Ersoy hak etmediğini düşünen, hemen hepinizin bildiği hikayeye geçelim. İşte İstiklal Marşı, bir milli marşa ihtiyacı vardır. Az önce İsmail Kahraman Bey'in de dediği gibi toplumu ve askerleri motive etme adına yeni bir devlet kuruyor. İstiklal Marşı olmazsa olmazıdır. Yarışma açılıyor. Yarışmanın 500 lira ödülü var. Yüzlerce, sanırım 364 tane şiir gönderiliyor. Fakat bunların hiçbiri uygun bulunmuyor. Gerçekten birçoğu da uygun bulunmayacak. Ben bir kısmını inceledim durumda. O dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi, daha sonra Tanrı Ever soy ismini alacak. Onun özel ricasıyla Mehmet Akif Ersoy bir şartla, ben bu ödülü almam, yani ben bu ülkeye İstiklal Marşı'nı yazarken bunu para karşılığında yazmam şartıyla o İstiklal Marşı'nı yazıyor. Ödül 500 lira. 500 liranın alım gücü ne derseniz, 500 lira o gün İstanbul'un en lüks semti olan Nişantaşı'nda bir apartman alıyor. Yani reddettiği ödülün alım gücünü düşünün. Ve o dönem hikaye doğrudur. Gerçekten üzerine giyecek bir paltosu yoktur. Hatta bu olay o paltoyu da kaybetmesi bulur. Arkadaşının paltosunu emanet alır. Arkadaş der ki ya sen nasıl insansın? Bak sana 500'de ödül veriyor, onu almıyorsun. Paltoyu da çıkar, ona iade eder. O Ankara'nın kuru soğuğunda paltosu pardüsü olmadan olacak. İşte bu kişilik, bu şahsiyet 2022 Türkiye'sinde tüm nesillere gerçekten ihtiyaç duyduğu, önümüze projeksiyon tutan Müslüman Türk kimliğinin karşılığıdır. Çok sağ olun hocam. Onun karşılığıdır. Sanırım süremiz son. Süremiz bitti. Yani ben aslında teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Süremiz ilgili sosyal platform nedeniyle belli bir süre sınırlandırdığı için mecburen burada bitirmek zorundayız. Daha geniş bir platformdan aslında birlikte başka bir panel düzenleyebiliriz. Dolayısıyla ben panelimde Sayın hocam, Gebze Teknik Üniversitesi'nde artık pandemi geçti. Bunun devamını getirelim. Daha kapsamlı olmaz mı? İnşallah hocam. İnşallah. Biz destek olmak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Burada paneli sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.